Değerli izleyenler merhabalar. Ailede din ve ahlak eğitimi konusunda bir söyleşimiz olacak inşallah. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi kıymetli hocam Profesör Doktor Ahmet Akıncı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümmü Gülsüm hocam. Hocam şimdi konumuz ailede din ve ahlak eğitimi. Evet. Ben tabii şöyle başlamak istiyorum. Çok konuşulan bir konu, farklı platformlarda çok gündeme gelen bir konu. Bu aynı zamanda bizim bu konuya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da gösteriyor. Konuşmaya devam ediyoruz bu konu üzerinde. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Genel anlamda insanlık olarak ve özellikle de aile olarak yani ahlaki ve manevi anlamda bir yozlaşma içerisinde miyiz? Bunu söyleyebilir miyiz sizce? Evet, bahsettiğiniz gibi hocam bu konu gerçekten neredeyse artık medyada, toplantılarda, sohbetlerde, her platformda. Gerçi şöyle bir şey var yani Aristo'dan beri herkes insanlık nereye gidiyor, gençlik nereye gidiyor sorarmış yani bu soruyu ama şu anki soru bir başka sanki. Çünkü gerçekten bu konuyla ilgili çok ciddi sinyaller alıyoruz. Hepimiz tetikte olmak durumunda hissediyoruz. Özellikle kitle iletişim araçları ve dijitalleşmenin yaygınlaştığı bu çağda bazı şeyleri kontrol etmek oldukça zor. Eskiden daha sosyal, daha böyle insanlar üzerinden değişimler, dönüşümler gerçekleşirken şimdi bir günde veya bir haftada bakıyorsunuz bir şeyler trend olmuş, eğilim olmuş, moda olmuş, ekol haline gelmiş. Böyle hızlı bir dünyada bu soruların sorulması da çok daha fazla önem arz ediyor. Şimdi tabii bu sadece bizim meselemiz değil. Yani tüm insanlık bir değişim dönüşüm sürecinde. Hatta ahlaki bir kenara, yapıyı bir kenara bırakalım. İnsanlığın tanımı, insanın tanımı ile ilgili ciddi spekülasyonlar var. Örneğin benim Amerika'da bir doktora öğrencim var. Genetik psikolojisiyle ilgileniyor. O öğrencim şöyle diyor. Hocam burada insanları üretmeye başladıklarını hissediyorum. Bununla ilgili bazı şeyler var. Elimde bilgiler, gözlemler var. Yani çocuğu anne karnındayken beynine, nörokimyasal boyutuna müdahale ederek belli tiplerde insanlar üretilebileceğini söylüyor veya bu çalışmalar yapıldığını söylüyor. Ya bunlar bir kenarda dururken, işte Japonya'da robotlarla evlilik gündeme gelirken robota siz karakterinizi, özelliklerinizi söylüyorsunuz. 300'e yakın özellik yükleyebiliyorsunuz. İşte içedim veya merhametliyim, şefkatliyim, işte biraz agresifim gibi özellikleri yüklüyorsunuz. Size uygun eş olabilecek bir robot, kadın veya erkek, hangi cinsiyettenseniz ona göre bir robot verebiliyorlar. Sizin her türlü ihtiyacınızı gideriyor ve artı size uygun bir şekilde davranıyor evde geldiğinizde veya işte bir yere giderken. Yani bu şekilde evliliklerin artacağı söyleniyor. İnsanlık giderek yalnızlaşıyor. İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. 9 milyon civarında yalnız var. Bu yalnızların büyük bir bölümü intihar etme eğilimi içerisinde, bir kısmı da intihar ediyor. İşte geçen yıllarda 10-15 bin civarında yılda yalnız insanın intihar ettiği görülmüş. Bunun üzerine İngiltere bir bakanlık daha kurdu. İntihar Bakanlığı. Yani bu insanın sosyalleşmeden uzaklaşması, bireyselleşme yerine bireyciliği tercih etmesi, bireyselleşme iyi bir şeydir. Hepimiz annemizle bağlanma ve ayrılma sürecini sağlıklı yaşarız. Yaşamak durumundayız. Yaşadığımızda birey olarak kararlarımızı verir, seçimlerimizi yapar, muhakememizi yapar, yaşam tarzımızı organize ederiz. Fakat şu anda bize dayatılan ve insanın bu aile, sosyal ilişkileri bağlamında bir kopukluk yaşamasını isteyen bu yaklaşım, bu sistem bize bireyselleşin demiyor, bireycileşin diyor. Yani ne demek bu? Kendiniz olun, kendinizi fark edin, başkasını dikkate almayın, aile kurmayın, fazlarınızın üzerinden hayatı yaşayın ve diğer insanlarla çok fazla muhatap olmak zorunda, kaygılanmak zorunda, çoluk çocuk sahibi olmak zorunda değilsiniz.
kendi hazlarınız, içgüdüleriniz, dürtüleriniz, arzularınız doğrultusunda hayatınızı yaşayabilirsiniz diyor. Şimdi bu tutuyor mu? Evet, tutuyor. Türkiye'de de tutuyor. Bireycilik, işte evlilik yaşı 29'a çıktı. Çok ilginç bir rakam. Çocuk sayısı 3.6'dan 2.8'e düştü 4 yılda, 5 yılda. Bu yıl ilk defa yaşlıların oranı, gençlerin oranını geçti. Fransa'nın 146 yılda, Brezilya'nın 48 yılda yaşadığı yaşlanma oranını biz 16 yılda yaşadık. Yani çok hızlı yaşlanıyoruz. Onlar da istikrarlı bir yaşlanma var nispetlerimize göre. Bir başka bilgi, flört yaşı düştü mesela. 13-14 yaşında artık çocuklar yakın ilişkiye başlıyorlar. 13-14 yaşında yakın ilişkiye başlayan, flört eden çocuk 29 yaşında evlendiğinde 15-16 yıl evlilik dışı bir karşı cinsle birliktelik yaşamış oluyor. Ortalamadan söz ediyorum. Herkes böyledir bilmiyorum. Öyle bir olasılık var. Burada yılda bir veya iki flörtü olsa veya iki yılda bir flörtü bile olsa 19-10 kişiyle evlenmeden önce bir hayat yaşamış oluyor. Bu insan evlenecek, yuva kuracak. Zaten psikolojik evlilik yaşı denen bir yaş var. 30'dan sonraki bazı şeyler çok zor oluyor. Ben şahsım adına söyleyeyim. Şu anda bu yaşta evlenmiş olsam çocukla ilgilenmek, işte o acemiliği atmak veya bazı şeylerde zorlanırım. Bütün bunlar, bu giriş bölümü aslında ahlak bölümünden daha önemli. İnsanlıkla ilgili yeni bir tanım yapmak, humanoidler, cyborglar konuşuluyor. Yani insanımsı şeyler. Zaten bilim kurguda yapılan bir şey varsa 50 yıl önce şu anda bakıyoruz gerçekleşiyor. İşte 50 yıl önce Uzay Yolu dizisinde birisi elini uzatıyordu, kapı açılıyordu. Şimdi bütün petrol istasyonlarında o kapılardan var. 50 yıl önce de işte Matrix'ten mesela, Matrix'te ki olan şeyler sanki o filmlerdeki bu yaşantılar şu anda insan üzerinde deneniyor. Bizde, bizim ülkemize baktığımızda bizde de evet maalesef az önce bahsettiğim sorunlar var. Bunda modanın çok büyük etkisi var. Bu ahlak erozyonunda moda tek cins bir insan istiyor. Kadın kadınsılığından uzaklaşsın, erkek erkeksiliğinden uzaklaşsın. Ve fakat unisex, android, androjen, tek cins bir çocuğu, bir çocuk modeli oluşturalım. Bunda da gözlemlediğimizde kısmi bir başarı elde ettiklerini görüyoruz. Yani giyim çok önemlidir. İnsan ne giyerse öyle hisseder. Ben hep onu söylüyorum. Bizim bir hocamız da bununla ilgili bir kısmi bir araştırması vardı mülakat şeklinde. Yani moda bundan bağımsız değil. İşte estetik merkezlerimiz bu konuda hiç ama hiç masum değil. Daha eril bir kadın ve daha dişil bir erkek oluşturmayı berberlerde, kuaförlerde çocukların, gençlerin kalma süreleri arttı. 1,5-2 saat bir erkek kuaförde duruyor işte. Bazı estetik kaygılar da altında aslında doğal yapısından uzaklaştırıldı. Çünkü ona bir erkek modeli sunuluyor. Dizilerde, filmlerde veyahut sosyal medyada. Belki erkek, ideal erkek budur. Bakımlı, metroseksüel, şu bu. Çocuk da ona göre bir idol benimsiyor ve bu yönde ilerliyor. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Geleneksel aile modelimiz artık çok gerilerde kaldı. Ve bu işte dünyadaki değişime karşı da bizim aile kurumunu korumamız gittikçe zorlaşıyor diyebilir miyiz? Yani aile olma noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Ve dolayısıyla ebeveynlik de değişiyor diyebilir miyiz bu anlamda? Tabii ebeveynlik değişiyor ama fıtratla ilgili çok fazla... Yani bunu değiştirirken fıtrat üzerinden, bunu doğa üzerinden, insanın tabiatı üzerinden çok fazla kurgulamamak gerekiyor. Belki roller paylaşımı anlamında bazı şeyler değişebilir. Bazı şeylerde çocuğun özellikle toplumsal cinsiyet denilen, bu sıralar çok konuşulan eşitlik üzerinden aslında toplumu tek tipliliğe, tek cinsliğe doğru götüren bu sistemde annenin ve babanın rolleri oldukça önemli. Belki bu boyutu
diğer boyutlarından çok daha önemli. Çünkü çocuk cinsiyet kimliğini evde öğreniyor. Anne baba evet birbiriyle paylaşsın, yardımcı olsun, aile içinde bir böyle atmosfer oluşsun. Ama çocuk erkeksi rolleri babadan, kadınsı rolleri de anneden öğrenerek cinsiyet kimliğini BEM diyor bunu, Sandra BEM. Hatta Sandra BEM bunun üzerinde o kadar çalışıyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını ortaya atan kişi de aslında kendisi. Ve bunu çok iyi bildiği için bunun ortadan kaldırılması için mücadele veriyor. Yani diyor ki ailede öğrenmesine gerek yok. Toplumun bunu sistematik bir şekilde çocuğa bu bilgiyi vermesine gerek yok. Kız doğabilir ama erkek devam edebilir. İnsanın hazırlık çok çeşitli ve çok sınırsızdır. Şimdi Avrupa'da bazı ülkelerde mesela ben erkek doğdum ama bir 5 yıl sonra işte bir kadın olmayı deneyeyim. Biraz böyle yaşayayım. Bir 10 yıl her ikisini birden yaşayayım. 15 yıl sonra işte farklı bir şeye. Bakın Fransa'da geçen yıl yaşanan bir olay. Bir çocuk okulda psikolojik problem yaşıyor ve çocuğun bu problemi konuşmak üzere annesini okula davet ediyor, okul müdürü. Bir erkek geliyor. Diyor ki biz annesiyle görüşecektik. Annesi bendim diyor şu anda resmiyette. Benim annesi. Peki cinsiyet değiştirdim. Trans ebeveynim ben diyor. Babasını çağıralım. Belki bir kadın gelme olasılığı olabilir. Babasını çağırıyorlar. Bir kadın geliyor. Evet siz, ben de babasıydım. Şu anda annesiyim. Peki diyorlar, biz bir şey soracağız. Yani asıl soru sizle ilgili değil. Annesi olup şu anda babası olandı ama çocuğun yine de size soralım. Yani doğum öncesi, doğum sonrası veya işte ailesinin, annesinin akrabalarından geçme olasılığı olan bir problem. Bu yaşanılan çocuğunuzun yaşadığı şey. Anne tarafında çocuğunuzun böyle bir şey var mı? Problem bildiğiniz yakın. Diyor ki bu bizimle çok ilişkili olmayabilir. Çünkü benim eşim değil bunu doğuran. Taşıyıcı ebeveyn üzerinden biz çocuğu dünyaya getirdik. Şimdi okul müdürü idaresi ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyor. Yani bu olayı papa duyuyor ve papa bunun üzerine bir önlem alıyor ve bunun araştırılmasını istiyor. Fransa'da bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve ciddi oranda bu şekilde ebeveyni trans olan veya işte bizde nesebi belli olmayan dediğimiz taşıyıcı anne, taşıyıcı baba ne bileyim işte farklı şekillerde artık tezahür ediyor. Bu kavramlar da her gün değişiyor ve kafamız iyice karışıyor. Şimdi olgu şu, çocuğa annen kim dediğinde cevap veremiyor insanlar. Baban kim dediğinde cevap veremiyor. Bu çocuk için çok zor bir durum. Bunun üzerine Fransa şöyle bir yöntem geliştiriyor, bir kendine göre çözüm buluyor. Geçen yıl nüfus cüzdanlarından çocukların anne adı, baba adı bölümünü çıkardı. Onun yerine ebeveyn 1, ebeveyn 2 bölümünü koydu. Çocuklar psikolojik baskı yaşamasın diye. Yani bu bazı şeylerle, bu cinsiyet eşitliği veyahut şeylerle insanın genetik doğal yapısıyla, kodlarıyla, fıtratıyla oynandığında gelinecek noktayı hiç kimse tahmin edemez. Çünkü insan öyle bir varlık. Onun için kurallar bu konularda biraz daha sınırlar kat'i ve kesindir. Dinimizde de öyledir, kültürümüzde de öyledir. Hocam sizin kullandığınız bir kavram var. Benim çok da hoşuma gitti. Part-time ebeveynlik diye bir kavram kullanmışsınız. Şimdi bu söyledikleriniz çerçevesinde yani günümüzde de part-time ebeveynliğin çok artık yaygın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda çocuğun o sosyal rolleri öğrenebilmesi için anne babayı da evde bulması gerekiyor. Yani onları gözlemleyebilmesi gerekiyor. Bunu belki evet şu an içinde bulunduğumuz süreçte mecburen yaşıyoruz. Yani böyle de bir şeyi oldu bizim için, avantajı oldu. Sizin verdiğiniz örnek üzerinden de söyleyecek olursak. Peki yani bu part-time ebeveynliğin olduğu bir dönemde bu nasıl mümkün olacak hocam? Yani çocuk rolleri nasıl öğrenecek? Değerli hocam, şimdi onun yanına başka kavramlar da ben o konuyla ilgilendikten sonra üzerinde çalışmaya başladım. Part-time ebeveynlik şu demek, gerçekten
Şimdi çocuk doğduğun andan itibaren bir sosyalleşme aileye doğuyor. Ailede doğduğu kadar aileye de doğuyor. Yani aileye de bir iklim atmosfer sağlıyor. Şimdi biz şöyle yapmaya başladık. Doğar doğmaz birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra artık bakıcı kurumu devreye giriyor. Hatta bunda psikolojinin çok ciddi kendi bizzat sorumluluğu var. Artık psikoloji kitaplarında caregiver diyorlar. Yani anne değil bakım veren. Bu kelime çok sık kullanılıyor. Yani burada mantalitenin de çok ciddi etkisi var. Kavramlar üzerinden de bu sosyal dönüşümü insanların yapısıyla ilgili şeyler yapılıyor. Şimdi bakıcı, sonra kreş, sonra yuva, sonra ana sınıfı, anaokulu vesaire. Yani çocuk böyle adeta anne baba hep bu ebeveynlik işini başkalarına taşıra etmeye başlıyor. Ve ben hep söylüyorum din eğitimi, ahlak eğitimi, elifbayı mesela çocuk annesiyle babasıyla ilk okuyacak. Onun üzerinden eskiden dedeler nineler vardı, geniş aileydik. Onlar bir takım şeyleri üstlenirdi. En azından kültürel aktarım, manevi gelişim gibi konuları. Şimdi onlar da çıktı. Fransa'da ben yine çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Bir kurum kreş diye üzerinde yazıyor. Fakat içerisini gezdiğimizde ilk iki katında çocuklar, üç ve dördüncü katında yaşlıların bakıldığı insan bakım evi. Yani Avrupa şu anda ne çocuğuna bakabilecek durumda, ne yaşlısına bakabilecek durumda. Böyle olunca çocuk bir şekilde anne baba ebeveynliği part-time yapıp birçok şeyi başkasına güvenip işte aman şu dernek yapar, bu vakıf halleder, işte din eğitimini şu kursta alır, ne bileyim ahlak eğitimini falan STK'nın bu konuda iyi olduğu söyleniyor. Yani son zamanlarda ilginç şeyler duymaya başladık artık. Gençlik kursları, zarafet kursları ne bileyim ya yani bunları duymak hani iyi yapılsın bunlar da bu noktaya gelmek de hani eğer kişisel gelişim anlamında yapılıyorsa tamam ama eksiklik anlamında yapılıyorsa yani zarafet kursunu çocuk tabii ki anneden babadan zarafeti, adabı, oturmayı, kalkmayı bunları ne bileyim içinde bir takım şeyleri gözlemleyerek yapması gerekiyor. Şimdi yani gelinen noktada helikopter ebeveyn çok yaygın. Yani çocuğun eskiden Ziya Paşa'dan itibaren Türk toplumu peder şahidir, ataerkildir derlerdi. Alev Hanım buna hiç katılmadı. Alev Alatlı. Ben de kısmen o gözlemdeyim ama sonrasında şu anda velet şahi çocuk merkezli bir toplum. Yani çocuk adeta avuçlarının içerisine almış anne babayı. Ben bir araştırma yaptım. Çocuğun sevmediği yemek, yemeği sevmezse yenisini yaparım diyen anne oranı %55, %56 civarında. Yaşayamadığım şeyleri, hazları çocuğuma fazlasıyla yaşatırım diyen anneler yine o civarlarda. Bunlar tehlikeli şeyler. Çocuk haz ertelemeyi öğrenemiyor şu anda. Bu helikopter ebeveyn neticesinde. Yani haz ertelemek sosyalleşmenin başlangıcıdır aslında. Biz hazlarımızı erteleyebildiğimiz oranda diğeriyle temas kurarız. Hazlarımızı erteleyemezsek psikopat, asosyal bir varlık oluruz. Çünkü bizim hazlarımız olduğu kadar toplumun da beklentileri, hazları ve talepleri var. Bu ikisini bütünleştiren ve ikisi arasındaki dengeyi kuran insan sağlıklı ve sosyal insandır. Çocuklar her şeyi elde ediyorlar. Bakın bazen kolejlerde duyuyoruz. Hediye geliyor çocuğa, markasına bakıp geri veriyor çocuk. Yani bunun nedeni işte bu ev içerisindeki çocuğun etrafında helikopter olmak, bazı şeylere anne babanın sınırlar koyma anlamında bu sınırları net bir şekilde koyamaması veya evde bulunmaması, bu artık maddi boyutu da aştı yani. Bir sosyal nevroz haline geldi mesela. Anne olan bir hanımefendinin belli bir süre sonra çocuğunu bir şekilde bakıcıya bırakma isteği, zorunluluğundan çok isteği devrede olduğunu gözlemliyoruz. Benim meslektaşlarım var yani profesör bir hanımefendi. Yani zorunda değil aslında maddi olarak durumlarını da biliyoruz ama kalamıyor çocuğuyla. Bu özellikle 0-3 yaş o kadar önemli ki bütün kişilik özellikleri burada kazanılıyor. Özgüven, özellik, denetim gibi birçok şey. Baktığımızda bunları sonradan telafi etmek de mümkün değil. Yani bunları işte 15 yaşına gelmiş bir çocuğa özgüven eğitimi falan olmuyor. O patavatsız oluyor. En güzel ve en dozunda olabileceği evre 0-3 yaştır. Bunu da en uygun, optimal biçimde sağlayacak kişi anne ve babadır. Bunlar devreden çıktığında insan işte dediğim gibi
anahtar çocuk oluyor bu sefer. Evli ilişkisi sadece kapıyı açıp kapamak. Çünkü çocuğuna güvenli bağlanma ayrılma sürecinde anneyle olan teması geçen bir yazı okudum. Çocuk annesini emerken o bir kere anne çocuğu beslerken ve emzirirken bir psikolojik bir feromon yani bir koku salgıladığı söyleniyor ve o kokunun çocuğun yani anne beslerken mutluluk hormonu salgılıyor. O mutluluk hormonu da çocuğu güven duymasını ve o gıdayı, duygusal besin de var yani işin içerisinde. Sadece fiziksel bir besin yok. Bunlar artık Bol Bey'in yaptığı araştırmaların çok ötesine gitti. 1960'lı yıllarda bunlar yapılıyordu diğer canlılar üzerinde ama şu anda artık daha doğal gözlemleyebiliyoruz. Bu yönüyle özellikle bu ebeveynlik zor bir şeydir. Her zaman söylüyorum. Psikolojik bir şeydir. Fiziksel bir şey değil. Yani çocuğunu en iyi okulda okutmak, en iyi elbiseyi almak, en iyi ne bileyim cebine harçlığını fazlasıyla koymak, en iyi tatile götürmek veya en iyi şeyleri yedirmek, içirmek değildir. Onunla ilgilenmek ve zor olanı da budur. Ben şu çağda bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde işte üçüncü cinsiyeti bir yandan konuşuyoruz, deizmi bir yandan konuşuyoruz, hedonizmin etkileri almış başını gidiyor, daha ben merkezi narsist bir yapıya doğru gidiyor insanlık. Böyle bir çağda çocuğum acaba nasıl olgunlaşır, nasıl gelişir, nasıl ahlaki, dini, manevi, kültürel gelişimini en iyi şekilde tamamlarım diye düşünmekten anne babalar panik anksiyete, panik atak yaşasa ben hiçbir şey demem yani. Gerçekten o kadar sıkıntılar çok büyük. Bakın 5-10 yıl sonrasının sorunu belki de şu olacak. Bir erkek çocuğu gelip annesine veya babasına ben cinsiyet değiştirmek istiyorum diyebilecek. Çünkü biz bunu Avrupa'da gözlemliyoruz. Bunun Türkiye'de de toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında yapılan broşürlere, bültenlere baktığımızda şöyle karikatürler var. Bugün Kaan'ın cinsiyet değiştirme partisine gidiyoruz. Yani sanki doğum günü kutlamaya gider gibi işte yine bu bazı belediyeler bu konulara ciddi oranda yatırım yapıyor, kafa yoruyor. Yani sistem, bu üst akıl insanı fıtratından uzaklaştırmaya çalışan ama kendisi büro kadar buna dikkat eden ve aileyi sarsılmaz bir kale içerisine almış olan üst akıl kendileri öyledir. Modayı bize verir, medyayı bize verir. Mahremiyeti bizden yok eder. Mantaliteyi yok eder. Kendi mantalitesini değil de böyle bir bizden uzaklaşacak bir mantalite. Yani yeni çeviriyiz. Bize şövalye kostümü giydirir. Ve materyalizm, modernite ve kapitalizm üçgeninde bizi sıkıştırır köşeye. Daha fazla harcayan, daha fazla haz odaklı yaşayan ama daha az doyum ve anlam elde eden bir insan yapısı oluşturmaya çalışır. Ama kendisi ailesinde 3000 yıldır aynı şeyi giyer, 3000 yıldır aynı şeyi yer, 3000 yıldır aynı dili konuşur. Ve gelenekler, alışkanlıkları üzerinde asla bir tahrifat yaptırmaz. Bizim de neslimizi ve nefsimizi bozmak için bunları verir. Ya yani şimdi bu plan net ortada. Nasıl bir insan modeli oluşturmak istediği. Anne babaların ahlak, din, maneviyat konularına ben hep söylüyorum mesela karı koca ilişkilerinde eşler arasında problem yaşadığında ben en çok onlara ilmihal okumalarını tavsiye ediyorum. Veya bir menkıbe, bizim çok güzel hikayelerimiz vardı. İbrahim Ethem kıssaları, Hayat-ı Sahabe. Yani şu anda biz mesela bilerek büyüdük. Hazreti İbrahim'in hayatını, Hazreti Nuh'un hayatını, Hazreti Salih'in, İsmail'in hatta detaylarıyla birlikte yani birçok şeyi öyle bir dedelerimizden öğrenirdik, ninelerimizden öğrenirdik, yaz kurslarında öğrenirdik. Şimdi çocuklar da belki birçok şeyi öğreniyorlar veya öğrenemiyorlar ama bunların çok konuşulması, ne bileyim bir İbrahim Ethem'in o ontolojik sarsılmalarını çocukların bilmesi lazım. Neden bu insan birçok maddi lüksü, şatafatı bir kenarda bırakmış. Acaba bu çağa bir mesaj mı bu? Yani o atlas perdeyle, ondan sonra zümrüt taşlarla, ipek halılarla Allah'ı arıyorsun da ben bu damla devemi arıyorum. Bu mu? Ya acayip geldi sana diye Hızır Aleyhisselam'ın İbrahim Ethem'e sorması, onun üzerinde tayacını, tahtını terk etmesi acaba... İşte geçenlerde yaşadık Hidiv kasırlarında yapılan çocuk hoş geldin partileri, mevlüt partileri,
ne bileyim 5-6 bin liraya, 10 bin liraya alınan yüzükler, telefonlar. Yani bir Müslümanın bu kadar şatafat ve debdebe arasında, gösteriş, nümayiş arasında Allah'ı bulma ihtimaline bize sorgulamamız için bir mesaj. Bunları çocuklar bilecekler. Yoksa doğum gününde çocuğa hediye geliyor, markasını beğenmediği için geri veriyor. Ve bu çocuk, sıkıntılı çocuk. Şu anda, ama İbn Haldun'un güzel bir lafı var, çocukları terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin diyor. Çocuklar parmak uçlarınızı değil, ayaklarınızı takip eder, adımlarınızı takip eder. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala diyor ki, iyi iman edenler neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Bu size günah olarak yeter. Yani rol model olmak. Önce biz okuyacağız. Çocuk bizim elimizde görsün. Geçen bir video gördüm. O kadar hoşuma gitti ki 4-5 yaşlarında bir çocuk. Babası ve dedesi. Babası dedesinin önüne ayakkabılarını koyuyor. Daha ayakkabıyı eline alır almaz çocuk babasının ayakkabılarını eline alıyor. O kadar duygulandım ki, yani bu kadar doğal bir gözlem yapan, yani çocuk gerçekten böyle bir şey. Çocukların, gençlerin bu hale gelmelerinde veyahut sorunlar yaşamalarında kendi hataları değil, biz anne baba olarak kendinizi terbiye edin diyor İbn Haldun, yani çocuklarınızı terbiye etmeyin diyor. Sizin bir sözünüz daha var, Necip Fazıl Atık'la söylüyorsunuz. Nasılsınız değil, nasılım diyelim diyorsunuz. Evet, tam burada aklıma o geldi. Gerçekten öyle. Hocam, şimdi ebeveynliği etkileyen çok fazla faktör var söylediğiniz gibi. Diğer taraftan bizden artık büyüklerimizden gördüğümüz ebeveynlik modelleriyle çocuklarımızı eğitemiyoruz. Yani bu anlamda çocuklarımıza tam olarak yetişemiyoruz da. Evet. Ve tabii söylediklerimiz kapsamında baktığımız zaman esasında çocuklara ve gençlere ben şahsen üzülüyorum. Onlar kendi çağlarının çocukları. Biz onlara yetişemiyoruz. Yani burada görünen o. Diğer taraftan bahsettiğiniz gibi bireysel konforumuz vesaire ya da işte bireyselleşmemiz, bunlar bizim ebeveynliğimizi de çok olumsuz etkiliyor. Yine aynı zamanda sosyal medya da bizim ebeveynliğimizi olumsuz etkiliyor diye söyleyebilir miyiz hocam? Ve bu manada ya ebeveynler neler yapabilirler? Bu kadar kuşatılmıştık, bu kadar çeldiricinin olduğu bir ortamda ebeveynler yani manevi ve ahlaki işte gelişim, dönüşüm manasında aile içerisinde neler yapabilirler? Şimdi hocam çok güzel bir noktaya isabet ettiniz. Yani gerçekten bir hoca arkadaşım şöyle dedi birkaç hafta önce görüştüğümüzde. Bu çağ çok tehlikeli dedi. Yani bir anne baba çocuğu için en az sosyal medya kadar, internet kadar cazibeli, ilgi çekici, onun öznel dünyasına giremezse o çocuk kazanamaz dedi. Baktığımızda bu söz çok doğru. Çünkü sosyal medya veya diğer dijital alanlar, Netflix'ler, diziler, şunlar bunlar, çocuğun iç dünyasına, nefsine hitap ediyor. Nefis hep kazanıyor. Şeytan da hep kazanıyor. Çünkü peşim ödüyor bedeli. Hazzı hemen veriyor. Rahman öte dünyaya bazı şeylere, şeytani ve rahmani insanın üzerindeki etkisi daha uzun vadede beklememiz gerekiyor. Belki çocuklarla bu tür şeyleri, yani ben hep söylüyorum yani ilim, irfan ama hikmet çok önemli. Yani çocuk, Allah-u Teala da bizi Kur'an-ı Kerim'de öyle eğitiyor ve terbiye ediyor. Hep lealleküm diye biten ayetler vardır. Orada bize aslında onun neden olduğunu, bir emrin neden yasak olduğunu, içki neden yasak, haram, fuhuş neden haram, ondan sonra tecessüs neden insanlara zarar veriyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın eğitim metodunda. Biz şöyle yapıyoruz çocuğa, yapma, ayıp, günah, utandırma, insanlar ne der? Yani biz aslında çocuğun yaptığı hata ile onun karakteri ve kişiliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Sen ne kadar başarısız bir çocuksun, ne kadar yaramazsın, senin kadar işte yaramaz çocuk görmedim falan. Çocuk böyle böyle şu anda edep arsızı dediğimiz
Yani çocuk artık bu kadar çok aldığı komuttan sonra ve bir de belki bu konularda model göremezse, geçen birisi bir çocuğu yalan söyledi. Dedim ki bunun bir yöntemi vardır. Yani çocuk yalan söylese siz yalan söylüyorsunuzdur. Çünkü çocuk 6 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuk dünyaya şöyle gelmiyor ki: her doğan küllü mevludin yûledi alel fıtra. Hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor, her doğan fıtrat üzere doğar. Bu fıtrat kelimesi illa İslami bir fıtrat değil. Bizim dinimizde ve algımızda da öyledir. İnsan dünyaya iyi gelir. Yahudilikte veya Hristiyanlıkta farklı bakış açıları olabilir. Biz onun için çocuğu bozan da yapan da ilişkilerdir. Düzelten de, onaran da, bozan da ilişkilerdir. Çocuk empatiyi de kaygıyı da anneden öğrenir, babadan öğrenir. Bu yönüyle baktığımızda dedim ki çocuğunuz yalan söylediğinizi görüyor mu, gözlemliyor mu? Ya bazen diyor işte eve biri geldiğinde, geçenlerde işte babasının borcu vardı, bir sorunun takışması vesaire. Biz çocuğa dedi ki babası, aç kapıyı, evde olmadığımı söyle. 7 yaşındaki çocuğa bunu söyletmiş. Çocuk da kapıyı açmış, üstelemesini. Babam evde yok. Tamam demişler, kapatmış. Babası sonra demiş ki aferin oğlum, beni büyük bir yükten kurtardın. Şimdi çocuk dikkat eder bir davranışa, gözlemler, taklit eder, model alır, taklit eder. Pekiştirilirse tekrar yapar. Her şey de böyledir. Yani çocuk iyi bir tüccardır. İsmet Özel'in lafıdır. Yani çocuk o güzel tüccardır. Çocuk gerçekten kar zarar dengesini gözetir ve annesinin babasının yaptığı şey onun lehine ise ahlak gelişimi de böyle. İlk başlarda belki biraz itaat ve cezayla, korkudan dolayı bazı şeyleri yapsa da, sonra iyi çocuk denilmesi için kendisine yapsa da, en sonunda geldiği o dengede 10'lu 15'li yaşlarda kurallara uymak ve toplumla ilişkisini güçlendirmek için ahlaklı davranmaya başlıyor. Yani bizim iyi rol model olmaktan, çocuğumuzun dünyasına girmekten, onu anlamaktan, bahsettiğiniz gibi çok hızlı bir çağdayız. Çocuklar da çok haklı. Ya biz olsak belki daha olumsuz konumlarda olabilirdik. Bu çağda işte Netflix ayrı bir dert, Hollywood ayrı bir dert, yemek programları, bakın bu sosyal medya o kadar ilginç. Ben 1,5 ay oldu işte bu korona sürecinde Instagram kullanmaya başladım. Ama oradaki bazı şeyleri, bazı trend denilen fenomenleri gördükçe, yani trendlerini, mesela çok ilginç, birisinin tek trendi, yani tek yaptığı şey, çocuğunun dünyaya geleceğini öğrendi işte, gebelik testini alıyor, onunla başlamış Instagram hesabına. Sonra gün gün, hafta hafta hamilelik sürecini, doğum fotoğrafçılığı diye bir şey çıktı yani. Bu kadar insan artık hangi noktalara geliyor? Sadece doğumları belgeliyor bu insana. Doğum anını çekme konusunda uzman vesaire. Yani insanın mahremiyet çizgisi ne düzeye geldiğini göstermesi açısından bunlar çok ilginç. Sonra doğuyor, çocuğun cinsiyeti belli oluyor, şudur. Yani insanlarda bir ar perdesi, utanma çizgisi, haya, edep, bu tür kavramlarla ilgili de ciddi sorgulamalar yapmak lazım. Doğuyor vesaire. Yani tek Instagram'daki şey bu. Bir başkasının helalim diye çok sayıda böyle trendler var. İşte karı koca yakın temas, yan yana, el ele, kol kola, göz göze böyle, ve muhafazakar insanlar da bunların büyük bir kısmı. Altına işte ayet-i kerime veya hadis-i şerif yazıyorlar o resimlerinin. İnsanlar bunları takip ediyor. Allah bize de sizin gibi bir evlilik nasip etsin falan diye böyle. Ya bu da çocukları etkiliyor. Yani şu çağda gerçekten anne babanın bol bol okumaktan, bol bol çocuğuyla ilgilenmekten, yani işi gücü artık neyse ona göre tanzim etmekten ve çocuğunun ne yaptığını, ne ettiğini, ama bir kumandan gibi, bir kontrolör gibi değil de bir arkadaş gibi, yani özellikle bir ergenin ne işler yaptığını, nerelere takıldığını bilmenin en iyi yöntemi, ergen aileleri varsa burada, onun arkadaşlarıyla arkadaş olmaktır. En iyi kontrol budur. Ve onun üzerinden birçok şey yaptırırsınız. Ama nasihat dinlemez, öğüt dinlemez, tavsiye almaz. Siz ona demode gelirsiniz. Hele bu çağda haftada bir demode gelirsiniz. Yani eskiden kuşaklar arası 3-5 yıl beklenirdi. Şimdi 5-6 haftada siz onun algı dünyasını takip edemiyorsunuz. Çok odaklanmak lazım. Çocuk
yetiştirmek. Bu Z kuşağı ne de bu üst akılın bize empoze ettiği, pompaladığı zihnimizi organize etmek için kullandığı mantalite, üçüncü M ile ilgili bir kavram. Yani Z kuşağı diye bir şey bir tamamen algı. Bize şöyle bir genç modeli veriyor bu üst akıl. Haz odaklı, dijital, sorumluluk sahibi olmuyor. Kudüs umurunda değildir. Ondan sonra Arakan umurunda değildir. Bunların dikkat edin diyor. Anne babaya saygı göstermez. Hayatla ilişkisi sınırlıdır. Ve çok fazla böyle kaygısı, derdi yoktur gibi bir genç tanımı yapıyor. Bize bir standart belirliyor. Şimdi bu standart hem anne babanın işine yarıyor. Çocuğuyla ilgilenmediğinde, çocuğunun geldiği noktayı gördüğünde kendini suçlu hissetmiyor. Diyor ki ne yapalım, kuşak böyle, herkes böyle. Çocuk da diyor ki ben ne anneme saygı duyacağım, ne işte şuurlu olacağım, bana ne bu tür sorunlardan, dünyanın öteki uçları beni ilgilendirmez diyor. Çünkü ben Z kuşağıyım diyor. Yani bir kavramın insanı getirdiği nokta, halbuki bakıyoruz, 10 aileden baksak 5'i Z kuşağına uyar veya uymaz. 5'i çok böyle bilinçli, şuurlu. Ben öyle aileler çok görüyorum yani. Çok iyi yetiştirmiş. Belki çok çocuğu var, 3-4 çocuğu var ama hepsi dört başı mamur. Yani bize hep şunu da söylediler. Önemli olan çocuğun sayısı değil, eğitimi dediler. Biri birinin zıttı değildir yani. Hem çok çocuğu olup hem eğiten. Sen oraya ne kadar zaman ayırıyorsun? İşin gücün arsa mı? Atanacağın bürokratik kurum mu? Yoksa çoluğun çocuğu mu? En büyük sermaye olarak hayatta ne görüyorsun? Neye yatırım yapıyorsun? Bence çocuğa yapmak lazım. Çünkü belli bir yaştan sonra 60 yaşından, 70 yaşından sonra özellikle 55-60 yaşından sonra insanların çocukları üzerinden hayatlarına anlam kattıkları, onların yaptıkları üzerinden ve hayırlı bir evlat, salih amel, bunlar sadakayı cariyedir. Öte dünyada amel defterinizi kapatmayacak şeylerden birisidir. O yönüyle çocuğu bu gözle bakmak, çocuğu hem dünyalık hem ahiretlik bir amel defteri gibi onu yetiştirmek, öyle olacak bir çocuk yetiştirmek. Z kuşağında uymayan aileler var. Bakıyoruz o uymayanlar çocuğuyla ilgilenmiş, dertlenmiş, kafalarını yormuş. Öteki de dediğim gibi part-time ebeveynlik yapmış. Parasını vermiş ama psikolojisiyle, sosyolojisiyle ilgilenmemiş. Yani bu yönüyle önce tabii karı koca ilişkileri çok çok önemli burada. Biz artık bu materyalist, pozitivist, ondan sonra modernist, bireyci bakış açısını bırakmamız lazım. Yani görüyoruz Avrupa'da hayatını kaybedenlerin çoğu huzur evlerinde öldü. Gelmek istediğimiz nokta bu olmaması lazım. İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Gelmek istediğimiz nokta bu olmaması lazım. Bizde güzel kavramlar var. Akrabayı, taallukat var, sılayı, rahim var, heyeti, nasuha var. İlful fudul var, yani karz-ı hasen var. Çok güzel kavramlarımız var. Sosyal tutkalımız çok güçlü. Hem dinimizden gelen hem kültürümüzden gelen gelenekler. Bunu bu süreçte de yaşadık. İnsanlar kendilerine gelen 1.000 liralık yardımları maddi durumu yetersiz olmasına rağmen geri verdi çoğu. Benim ihtiyacım yok, gördük bunları televizyonlarda. İşte biz bize yeteriz kampanyasını yasa yaptık. Birden hepimiz devlet millet dayanışmasının en ulvi örneklerinden birini gösterdik. Mayamız iyi, tutkalımız güzel ama bizim dikkat etmemiz gerekiyor anne baba olarak. Bu modaya, medyaya, mahremiyete, kavramlarımıza ve modernitenin tuzaklarına, kapitalizmin tuzaklarına düşmeden çok iyi çocuk yetiştirileceğini, çok da güzel bir gelecek olabileceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. O anlamda herhalde son olarak şunu söyleyebiliriz. Çocuk terbiyesinde özellikle de dini ve ahlaki terbiyede alternatif olmayan bir kurum. Dolayısıyla da dini ve ahlaki terbiyenin başka kurumlara havale edilmesi anne babayı sorumluluktan kurtarmıyor. Bu anlamda benim anladığım sizin sözlerinizden eğer iyi bir ebeveyn olmak istiyorsak ve sorumluluğumuzu, dini anlamda da sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyorsak evvela kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Biz nasılız bakmak gerekiyor. Çok doğru. Ve benim kanaatim bir eğitimci olarak şöyle hocam. Eğer çocuğumuzun bazı eğilimlerine engel olamıyorsak
mümkün mertebe yanında olarak ona rehberlik etmek daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü her zaman her konuda çocuklarımızın önünde bir engel teşkil edemiyoruz. Bu manada yanında olmak, ilişkiyi iyi tutmak ve yani rehberlik edebilecek bir şey geliştirmek, sağlıklı ilişki geliştirmek bence şu anda herhalde ebeveyn olarak yapabileceğimiz en iyi şey diye düşünüyorum. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz.